Oldu. Oldu anacığım. Oldu anacığım. Yok, enişten dışarıda alışveriş yapacaktı. Ekmek pekmek bir şey alacak. Hemen yorgun gelir onu, sen bilmiyor musun? Tahsin nasıl? İyi. İyi bari. Çocuklar? İyi. İyi hadi. Hadi öp benim için onları. Oldu. Oldu anacığım. Oldu. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi ben de tamam. Tamam. Hadi kendinize iyi bak. Tamam. Sağ ol. Sağ ol canım benim. Sağ ol. Hadi. Zahide. Buyur hanım. Aklım hala Şerifelerde yani. Şimdi Şerife dedim ki gel, al kocanı da gel dedim. Kızı da getirirsin dedim ama şimdi Remzi duyarsa küplere binecek. Ben biliyorum bu oğlanı yani. İyi mi ettim, kötü mü ettim hala bilemiyorum yani. Doğrudur hanım. Ne doğrudur? Ne diyorsun Zahide sen? Ne diyeyim hanımım? Ay millet deliye hasret, biz akıllıya. Tövbe yarabbim. Bak diyorum ki Şerife'yi diyorum çağırdım, davet ettim. Kocanla dedim gelirsin, kızı da al yanına dedim. Dedim de ama iyi mi ettim kötü mü ettim işte bak orasını çok bilemiyorum. Şimdi duyduğunda biliyorum kızacak, küplere binecek. Yani iyi mi ettim kötü mü ettim bak hala oralarda böyle bir... Kötü ettin anne. Vallahi kötü ettin. Ya anne siz ne yapıyorsunuz ya? Remzi açık başın evine. Görücü olarak kız tarafı çağrılır mı ya? Ya bütün mahalle arkamdan tef çalıyor. Biz adımızı Suadiye Şaşkın Bakkal Göztepe Erenköy'e altın harflerle yazdırmışız. Annemin yaptığına bak. Eve, erkek tarafının evine görücü olarak kız tarafını çağırıyor. Türk örf adetlerinde ilk defa kız tarafı erkek evine görücü olarak geliyor. Bütün mahallede maytap konusu olmuşum. Beni düşünen yok. Kimse beni buna kadar bir şey yapmıyor. Yok anneciğim yok öyle bir şey. Ay yapma. Bak yapma. Annem ben sana devam niye yetemem? Dayanamam ben Recep. Bak yapma. Benden ne istiyorsunuz anne? Recep yapma diyorum sana. Japonyalar. Kızım şu kapıya baksana sen de yapma. Bir bulgurla 4 ay keşiş hayatı yaşıyor. Ah kıyamam ben çocuğum ama. Bana neden bunu yapıyorsun anne? Bana bunu neden yapıyorsun anne? Anneciğim yapma. Bana bunu neden yapıyorsun? Yapma, yapma. Beni görmeye kim geliyor anne? Beni görmeye kimleri layık gördünüz annem? Ağlama evladım ağlama. Anan Şerife Hanım da sümüklü kızı Fatoş'u, bir de cimbomlu babası Ceyhun'u çağırmış evde. Asabım son derece bozuk, canım çok sıkıldı. Çok. Tutamıyorsun şu çeneni, tutamıyorsun. Tutamıyorsun. Anne siz gerçekten iyi değilsiniz. Bak Allah belamı versin iyi değilsiniz. Öyle. Ben Fatoş'u bıraktığımda 18-19 yıl önce mahallede erkek çocuklarını tükürüp kaçan bir insandı. Bana bula bula onu mu layık gördünüz ya? Yok anneciğim o olur mu? Sen yok musun sen Recep? Ne fena bir şeysin sen. Sen var ya sen çok fenasın. Neyse tamam ya. Allah Allah. Ben çıkıyorum. Baksana daha geleli birkaç gün oldu. Anamla babam bir olmuş. Beni hediye paketi yapıp kapıya koymaya çalışıyor. Harbiden bize iş koyan var ama kim? Bulamadık. Hadi görüşürüz. Beni katma. Benden ötürü değil. Beni tenzih et. Sen ne fena bir şeysin sen. Sen ne fena bir şeysin sen. Ah Recep. Ah Recep sen yok musun? Bana yık her şeyi değil mi? Hepsini bana yık. Bütün şeyi. Bak senin oğlum. Bak. Bana atma. Bana atmadı. Sana attı onu. Abi bana attı. Senin oğlum. Ne olacak? Seni çok kötü yaparım ha. Fena yaparım yani Recep. Bil bunu.